Evet. Merhabalar. Nereden geliyorum? Geldiğim yer. Önemli değil. Ama elimde belgeler var. Madem çok kocanı... Sesim geliyor mu Yenekçi? Geliyor mu sesim? Madem kocan senin için çok önemli. Çocuğun senin için çok önemli. O zaman kocanı sosyal medyada alet edip konuşturmayacaksın. Perde arkası. Veya konuşturuyorsan benim gibi kocanı da göstereceksin. Kendini de. Öyle perde arkası. Ben bunlara karnım tok. Tamam. Başkalarının adına aldattırmış olduğu güvenlik tedbirlerinde üç kişi hakkında aldattırdım. En geç sanırsam herhalde dört gün içerisinde sürmez. Tebliğ edileceksin. Kocan ilk geldiğinde eve girişti. Tartışmayla. Ondan sonra da bağlama çektin ona. Yumuşattın. Şimdi sen burada bir izleyenin yok ki yemin ederim Beytullah burada tek başına yayın atsın. Şahsen ben başkalarının yayını bırakırım. Beytullah'ı izlerim. Beytullah senden bıkmış, usanmış, adama adet kanını mı içirdin çayın içine koyup da? Veya eşek dili mi yedirdin? Ne yaptın? E damardan veriyorum, ve veriyorsun diyeceğim. E, zaten adam e, dışarıda yiyeceğini yiyor. Damar işkembe şırdan. Bumbar. Kelle paça. Seni ne yapsın? Ha belki şöyle de olabilir. Benim daşşaklarıma hani conconlu diyor ya bana. Belki benim daşşaklarımı yedirmiştir Beytullah'a. Tabii ki canım. Zorla konuşacağım diyerekten. Adam da ne yapsın çocuğu için katlanıyor işte. Yok adam çok efendi. Yemin ederim ezman söylüyorum. Vallahi bilmiyorum Yeliz seni alacağım da ee, donarım diye korkuyorum. Çünkü önemli biraz açıklamalar var burada. İstersen deneyeyim yani. Zaten konuşacağımı konuştum. Eee, evet. Elimde... Sessiz kal evet, evet, evet canım. E, Hatta kocası oradan diyor ki, e, ben e, üç kişi e, var burada, üç kişi. Gittim geldim. yeriz beni çok iyi bilir. Roy da beni çok iyi bilir. Önemli işlerimde rakı içmem ben. Bira içerim. O onu dolduruyor işte. Ya bir ara sesi kapatıyor ya. Oradan ona yönlendiriyor. Adam ne yapsın? Adam onun adamı koklası yapmış onu. Yani Beytullah'a koklası yapmış. Duymadınız mı? Adam işten eve girişte kapıdan şey, şey eve girişte. Önce Madine işte bıktım senden dedi. Ses kapandı arka planda. Ne oldu? O söyletiyor. O söyletiyor. Ben çok kadın tanıdım, çok erkek tanıdım. Eşekleri yediriyorlar. Ondan sonra ee, kadınların adet olduğu şey var ya hani aybaşı regil midir, regal midir ha ee, onu bir şeye karıştırıp kocalarına, sevgililerine içiriyorlar, yediriyorlar adam karşısında kuzu oluyor. Tabii boşuna mı yattım ulan ben 12 sene cezaline romanlardan duydum ben. Hepsi yapıyormuş kocalarına. Hepsi bana anlattı. Evet. Veya eşek diliyle bağlıyor. Bir de kurt müziği var. Kurt müziği de nadir bulunan, ender bulunan, kurt müziğini yaptırdığın zaman eğer çantan boşsa dolar. Dolabın boşsa dolar. Dolar derken yani Amerika doları değil. Kurt müziği. Hani derler ya tabir olaraktan. Allah Allah. E şu yelizi ben kastedeyim örnek misal yani. Ya şu Yeliz'e baksana. Şu Seda'ya baksana. Kurt müziği mi var? Aa, ne kadar güzel çalışıyorlar veya ne kadar güzel arabalara biniyorlar, ediyorlar. Ondan sonra ev alıyorlar, yazlık alıyorlar, villa alıyorlar. Kurt müziğidir bu. Kurt müziği de doğu tarafında bulunur. Ender olaraktan. Kurt müziği ne şekilde olur? Kolyeye, bir kolye yaptırırsın. Kolye. O kolyenin içine böyle yuvarlak bir şey olur. Uğur almak isterim ama donarım diye ablacım ya. Ee, bir kolye, zincir ve şurasında da Uğur aslında bu konuda herhalde bilgili. O yüzden e, alttan yazabilir. E, şu şekilde düşünün. Farz edin ki e, zincir var boğazımda. Ama bu da kurt müziği. Kurt müziği bunun içine e, yerleştiriliyor. Yani kurt müziği şöyle. Burayı da zincir düşünün. Nujyan bilir. Nujyan benim Mardinli hemşerim. Kurt müziğini biliyorsun değil mi Nujyan? Duymuşsundur. <laughs> ...adet olayını da e, duydum. Yani... ...Kurt Müziği'nin e, Mardin'in olduğu için... E, ...yani doğulu olduğu için... E, ...muhakkak ki. Heh, ondan dolayı. Ben romanlardan duydum. Yani... ...bir de Arteplilerden. Kurt Müziği tamam rızk... ...olaraktan... E, ...oluyor. Hani... Banka soymuyoruz, kimseye dolan. Hayır, hayır. Pancar kafanın yapmış olduğu eşek dili yedirmiştir Beytullah a. Veya adetiyle karıştırıp ...yemekte veya çayda veya bir meyve suyunda vermiştir. Adam o yüzden yani yönlendiriyor adamı. Adama bakarsanız yemin ederim Beytullah çok efendi bir adam. Bu yönlendiriyor onu. Adam da ne yapsın? Adetini içirmiş işte buna. Adam farkında bile değil. Görmediniz mi içeriye girişte? işten dönüşte sinirli agresif bir şekilde hemen yumuşadı yumuşatı verdi. Sonra başladı Beytullah eyvah. Tanrı kafayı da geçti konuşmada. Kurt ayrı. E ee, E hayatım adamı hani diyor ya tüm ipler benim elimde. Almış işte adamı. Diyorum ya sizde iki nedeni var. Kurt müziği olarak da bunlar için geçerli değil. Kurt müziği bir e, şanstır veya e, kurt müziği ender bulunan bir şeydir yani. Bu e, da şey Mardin olduğu için e, genelde doğu tarafında hani zor bulunan bir kurt müziği. Onu alırsan e, parayla oynarsın, servetle oynarsın, bilmem neyle. Ama bunun yapmış olduğu adetiyle bunu bana anlatanlar Cezaevi'nde roman romangacılar. Evet. Ve yeni doğanda Çin Çin'de olan e, bayan arkadaşlarım. Onu bir şeyin içine karıştırıyor canı. Meyve suyu, yemek, çay, kola vesaire içiriyor. Adamın haberi olmuyor. Ondan sonra da ona e, ne derse ona e, yani buna e, ne diyelim e, yani e, tıp dilinde diyeceğim de tıp dilinde öyle bir şey e, yok. Fakat ben öyle tabir edeyim. E, yani adamın ağzını böyle e, şey hmm, neydi ya? Hiponez mi? Hi hiponez gibi bir şey. Neydi ya? Ay unuttum ya tam cümleyi. Hiponez miydi? Hipnoz. Hipnoz değil. Ha 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 ha. Onun gibi bir şey. Yani adam dışarıda rahat ama evin içine girince hipnoz. Doğru Hülya. Evin içine kapıdan girince biraz agresif oluyor. Sonrasında e, ne yapıyor? Birkaç böyle adım attıktan sonra o adet e, kanıyla onu bağlamış yum, yumuşatıyor. Sadece Beytullah için demiyorum. Genel olaraktan söylüyorum size. Genel genel. Romanlardan duydum. 12 sene bir fil cezaevinde yattım... Bugün Ankara için yeni doğan e, Tersizler mahallesine hiçbir lobunya hiçbir gacı giremez. Benim orada cezaevi arkadaşlarım var. Hem onlara gider gidiyorum. Anlattılar bana anlatıyorlar. Hem de cezaevinde beraber yattım anlatıyorlardı bana. Ben nereden bileyim şeklini veya adet kanını? Diyeceklerim bu kadar. Başkası eğer Ha sevgili Yeliz veya Uğur bilmiyorum onlara da e, konuk olarak gittiğim zaman olmuyor efendim. Olmuyor. Bundan dolayı e, da zaten e, biz e, şu an gecedeyiz e, zannetmiyorum. Ama e, isterim e, bir e, yani e, Yeliz veya Uğur olarak e, konuk olmayı. Eğer de onarsam çıkarım. Zaten konuşacaklarımı konuştum. Sen devam et böyle Fulya. Ona buna. Tamam mı canım? Bak benim elimde üç kişinin şeyi var. Yoksa ben şimdi rakı içmez miydim? Kolleşiyorum abla. Ha. Yani. E, kolleşiyorum yani. sistem rakı da içerdim. Ama eşlerim vardı canım. O yüzden bak tıbork içiyorum ya, hallettim geldim. 3-4 güne kadar bunlara tebligat gidecek. Yani. Evet kendinize iyi bakın efendim. Kimse de eğer ki çok çocuğunu düşünüyorsa koçanız zaten her türlü bağlamışsın az önce ifade ettim. O zaman çocuğu da ağlatma. Ağlatma, Bağıttırma. Bugün kendi ağzına diyorsun ki ne? Ay bıktım usandım. Arayacağım Tarım Orman Bakanlığı'na. Sanki içine doğdu köpeğin alınacağı. Alsınlar götürsünler bunu. Aaa nedir bu? Bu köpekten çektiğim. Bekabilinde çocuk oradan bir şey istiyor. Hemen sizi kapatıyorsun. Diyorsun ki ne? Panik atak çocuğum. Sen kendin karakollarla, emniyetlerle onunla, bununla uğraşacağına çocuğunu götür. Bence hem nöroloji bölümüne hem psikiyatri hem sosyolog bölümüne götür. Yemin ederim o çocuk senden akıllı çıkar. Kocan gibi.